Sayın Başkan Akbaşoğlu, 22 Nisan 2022 yurt dışına gideceğim. Sabiha Gökçen Havaalanı'na gittim. Bir türlü pasaportum gelmiyor, açıklama yapılmıyor ve sonuçta 4 tane hırpani kılıklı böyle insan gelip sayın vekilim yurt dışına çıkışınız yasak, çıkamazsınız dediler. Hayırdır? Tahdit var. Ne tahdidi? Nerede? Uyduruk. Geldik Ankara'da ilgili görüşmeleri yaptık ve tahdit olmadığı ortaya çıktı. Bir hafta sonra yurt dışına gittik. Ondan sonra 3 kere gittim. Geçen cuma günü gene Sabiha Gökçen Havaalanı'na gittim. Gene bekliyoruz. Biraz sonra bir tane hırpani geldi. Ya burada diyor ki atanmış bakanların seçilmiş vekiller üzerine tahakkümü. Ya atanmış bakanı bırakın. Sokakta bir polis, bir bekçi, herhangi bir sivil faşist birbirlerinden güç alarak bize hakaret ediyor. Bundan ne zevk alıyorsunuz siz Allah aşkına? Bundan ne zevk alıyorsunuz? Bunun neresi hoşunuza gidiyor? Utanç verici bir şey. Bir tane rütbesi dahi belli olmayan bir polis gelmiş bana diyor ki yurt dışına çıkamazsın. Diyorum ki bakın ben milletvekiliyim. Benimle konuşurken bir milletvekiliyle konuşur gibi konuşur. Ne yapayım sen vekilsen? Ben de polisim diyor. Magandaca bir yaklaşım. Kerberosça bir yaklaşım. Alçakça bir yaklaşım. Ve benim haklarım engelleniyor. Ben yurt dışına çıkamıyorum. Soruyorum, arıyorum. Herhangi bir tahdit yok. Herhangi bir engel yok. Yarın da ilgili nüfus idaresine, ilgili birime gidip bakacağım. Şimdi kaçacak diyorsanız, bakın ben Hallacı Mansur'un torunuyum. Bizim için zindan da bir, meydan da bir. Tamam mı? Yazın bir yere. Biz bir yere kaçmayız. Biz hakikat ehliyiz. Biz suçlu değiliz. Biz suçluları yargılamak için buradayız. Kiminle dans ediyorsunuz? Ve düşmanlık yapıyorsanız biraz kaliteli olun. Bu kalitesizlikle bize düşmanlık yapamazsınız. Düşmanlığın da bir kalitesi olur. Çok kalitesizsiniz. Yapmayın bunu. 3-5 tane polisi üstümüze salarak siyaset yaptığınızı sanıyorsanız bu faşizmin sokak magandalığının ta kendisidir. Bunun etik bir açıklaması olmaz. Sayın Başkan Celal Adam, meclis başkanını, yetkilileri aradık. Meclis başkanı da bize dönmedi. Bu da bir başka. Teşekkür ediyorum. Ben bu meclisin 110 bin oyla Antalya'dan seçilmiş vekiliyim. Tıpkı sizler gibi, burada oturan herkes gibi, burada hortulan herkes gibi milletvekili neyi hak ediyorsa benim ve HDP sırasında oturan bütün milletvekillerimizin hakları var. Kim bu hakkı ihlal ediyor ve görevi ne olursa olsun bize terörist diyen, bizi aşağılayan, bizi azarlayan, bize parmak sallayan kim olursa olsun o parmağı kırıp o terörist lafını ona yedireceğiz ve demokrasi, adalet, hak, hukuk çerçevesinde de yargılayacağız. Hiç boşuna laf atma oradan. Suçlusun, suçunu kabul et. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.